Evet arkadaşlar, bugün sizlere Motion Tech motorun içini değişmeyi göreceğiz. 200 watt motorun içini 320 watt motorun içiyle değiştireceğiz. Niye? Kovanlar aynı. Etiketine bakıyoruz. Bu 320 watt. Bunun aynısının 200 wattlığı var. Aynı boyutlarda kovan, kapak, her şey aynı. Sadece motorun içi farklı. Dönen kısım rotor. Onu da nasıl anlıyoruz onu anlatacağım size. Şimdi rotor açtığınız zaman motorun içini, kapaklar aynıysa, rulmanlar aynıysa, boyları da aynıysa santim olarak ölçüyoruz kumpasla. Sadece şurada bir rakam var, bakın şu rakamlar değil. Şurada yazan, burada 32 yazıyor. 32 yazanlar Motion Tech, bu Amerikan motorlar için geçerli. Çin'de sarılanlar için geçerli tabi. Şurada Çince yazar, onu da nasıl anlarız? Motor açtığınızda şurada frenin kenarında Çince yazılar vardır, bakın. Şu Çince yazıları gördünüz. Bu Çin'de üretimini gösteriyor bunun. Zaten burada Made in China yazar şurada. Şurada ben şöyle açayım. Şöyle de görelim. Bakın Tayvan yazıyor. Tayvan için bunlar da var. Şurada bir rakam var. 32. 32 yazan 200 wattlık motorun rotoru dönen kısmı. 46 yazan 320 wattlık. Çünkü 46 yazan 8 km hız yapıyor. 7.2 km yapıyor. 4600 devirdir. 32 yazan 3200 devir motoru. Şu etikette de 3200 yazar. Burada 320 watt 4600 devir. Bundan devir sayıları önemli. Aynı devirde olmazsa kovanlar, yani motorlar farklı çalışır. Hızları değişik olur. Sağa sola çekme yapar. Biz burada aynı bobinleri kullanıyoruz. 46 olan iki motorun içini ben 32 olan 3200'lüklerle değiştirdim. Bunu kodlamışlar. 32 dedi 3200 demek. 46 4600. Bobin sarımı, kalınlıkları farklı. Bakın bobinleri yan yana koyarsam aynı değil bobinler. Yani onu bunlar ayarlıyorlar bir şekilde. Bunun bobinacıların bildiği bir işlem bu. Biz onu anlayamayız. Anlamamız da mümkün değil. Bakın mesela bunda 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. Bunda nasıl? 6'dan sonra 2, 0 demiş. Bunda nasıl yapmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Ya aradaki fark bu. Bu da 7'ymiş gerçi. 7, 0. Aynıymış. Ya bir şekilde o bobinle de bir fark var. Onun olduğu bundan devirleri farklı. Aynı devirde dönmüyor. Volt verdiğinizde aynı volt verdiğinizde. Biri 3200 devir yapıyor dakikada. Biri 4600 devir yapıyor. İşlerini değiştirdiğiniz zaman motor fişiniz uymuyor. Çünkü mesela sizin elinizdeki motorun fişi Anderson. Bu VR2. VR2 kullanmak istiyorsunuz. Kovanlar aynıysa kovanları değiştirip işlerini diğer motorun içine takarak VR2 motorumuzu Anderson'u VR2'ye çevirebiliyoruz. Kabloyu kesmeye gerek kalmıyor. Kapakları değişiyor sadece. İçini açıyoruz böyle işte buradan. Bobini ortaya çıkarıp diğer bobinin içine koyuyoruz rotoru. Üzerine pul atmayı, ben şu yaylı pul çok önemli bu arada. Pul atmazsanız motor kalkışlarda vuruntu yapar. Şu üst tarafta, frenin olduğu tarafta durur bu pul. Bu yaylı pulu buraya koymanız lazım. Böyle eğimlidir bu pul gördüğünüz gibi. Şöyle bir eğik puldur. Bu basınçlarda, vuruntularda şöyle zıplama yapar. Motorun aniden pat pat vurmasını önler. Motorun kalkışında bir ilerleme momenti sağlar ona. İlk kalkışta motorun az bir oynaması lazım kalkabilsin. Direkt sıkışlı olsa motor ilk kalkışı zor yapar. O zaman kalkışta aşırı akım çeker. Bu pul onun için konuyor buraya. İlk motora voltu verdiğinizde motor ileri doğru şöyle az bir zıplıyor orada. O zıplamayla ilk kalkışını sağlıyor. Sonra aynı hızda normal yerinde dönmeye devam ediyor. Bunu koymazsanız freniniz sürtme yapar bir de. Freniniz devamlı aşağıda yukarıda aşağı yukarı yaparak belli bir mesafede, pulun olduğu mesafede o boşluk vardır. Çünkü rulmanın kapağın arasında bu kadar boşluk var, bir milim kadar. Şu pulun payından bakın. Bunu tam dayadığımda burada bir milimden biraz fazla pay var. Bu payı kurtarması için pul konuyor. Motor yukarı aşağı hafif oynar. O da fren balatasını yedirir devamlı. Balata yukarı aşağı oynadığı için balata çabuk yenir. Motorun ömrü gider. Frenlerini sıkma yaparlar da çok çabuk balatayı bitirir. Arabanız yolda kalır, kilitlenir. Pulu koymayı unutmuyoruz. Pulu fren tarafının içine koyuyoruz. Tam şu şeyin içine, yani kapağın içine. Şu şekilde kapağın içine önce pulu koyuyoruz. Sonra bu 46 yazan hangisiydi? 32 bu değil. Şu 46 yazanı buraya yerleştiriyoruz sonrasında. Bu 46 dedim. Bakayım şöyle bir. Evet. Aynen. 46. Bunu buraya bu şekilde şu fren kısmının gelen şurası coupling tarafı. Buradan motora gidiyor. Buraya içine sokuyorum bunu. Bu şekilde motorumu topluyorum. Öncelikle frenin kafasını takıyorum. Unutmayalım.
Bunu taktığımız zaman ilk yapmamız gereken şey filenin kafasını takmak. Filenin içindeki o altıgeni takmazsanız bunu buraya oturtmak zor olur. Önce buraya altıgeni takıyoruz. Kapağı tam bastırırken altıgeni vidalıyoruz oraya. Motoru kapatınca altıgenin mesafesini ayarlayıp arada 1 milim bırakacak şekilde kapaklar arasında altıgeni sıkabiliriz. Bunu takmazsanız ya gittiği için kapak tam yukarıda kalır böyle. Şu zıplama hareketini yapar. Kapağı tam kapatamaz için motora da vidayı sıkamazsınız. Vidanın yerini denk getirmek zor çünkü. Bunu üstten aşağı tam o renkleri bulmanız lazım. Onun için de düz tornavida kullanıyoruz. Videolarımda zaten onlar var. Nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. Şimdilik hoşça kalın. Bu bilgiyi de paylaşayım dedim sizinle.